Şüphesiz her iddia aynı zamanda bir ispatı gerektirir. İddiaların en üstünü, daha üstünü olmayan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Ve şüphesiz bu da ispat isteyecektir. Kur'an-ı Kerim ispatın şeklini ya da bu inancın gerektirdiği bedelleri Kitab-ı Kerim'inde detaylı olarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde çok daha detaylı olarak bizzat yaşayarak ortaya koymuştur. Biz ise daha çok bugün bunun sünnetullah bir metot, Allah'ın koyduğu geçmişte de var olup gelecekte de bugün de ve gelecekte de var olacak bir metot olduğu üzerinde durmaya çalışacağız. Yani karşılaşılan imtihanlar ya da fitneler, sıkıntılar değil de bu ihtimal üzerinde duracağız. Çünkü önce buna hazırlanmak lazım. Yani önce bir imtihanın kendisini beklediğini Müslümanın anlaması, buna iman etmesi lazım. Bu da imandandır. Çünkü Kur'an söylüyor. Siz iman ettik demekle bırakılıp imtihan edilmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Bu Kur'an'ın açık bir lisanı, Kur'an'da açık bir ayettir. Bu ne demektir? İnsanlar iman iddiasından dolayı sınanacak demektir. İşte biz önce bu gerçeği anlamalıyız. Yani ne demeye çalışıyoruz? Elini kolunu sallayarak bir cennetin olmadığını, iman edenleri bir takım imtihanların beklediğini, detaylı değil ama biraz evvel söylediğim gibi bu imtihanın kendisini beklediğini bilmesidir. Büyük bir nimettir samimi ehli iman için. Samimi ehli iman için. Neden? Kişiye bilmediği bir yolda yolculuk yaparken önüne çıkabilecek sıkıntılar, engeller bildirilirse o ona göre tedbirini alır. O olayla, o meseleyle, o sıkıntıyla karşılaştığı anda hazırlıksızsa ve bunu bilmiyor ise onu atlayamaz. Onu, o engeli geçemez. Allah'ın büyük bir lütfudur ki ey iman ehli, siz sadece iman ettik demekle bırakılmayacaksınız. Bu imanınızdan dolayı, iman iddianızdan dolayı, sadakat iddianızdan dolayı, ahde vefa iddianızdan dolayı misak alemindeki ve dünyadaki sözlerin sınanacaksınız, deneneceksiniz. Gerçekten Allah'ı tanıyan, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e iman eden, Kur'an'ı istikamet olarak, sırat-ı müstakim olarak kabul edenler için bu muazzam bir büyük lütuftur. Allah'ın büyük bir rahmet tecellisidir bu. Fertlere buna dair ki diğer ayetlerde çok daha detaylı bir şekilde izah ediliyor. Nitekim bu ayetlerden biri de Bakara 214. ayet-i kerimedir. O ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle Bismillah Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemme ye'tikum meselul lezine halev min kablikum. Dikkat edersek önce yine aynı üslup. Sizden öncekilerin başına gelen misaller başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Sonra aynı ayet içinde teferruata iniliyor. Messethumul be'sâ'u ve darrâ'u ve zulizu. Hulesa'dan detaya geçiliyor. Onlar öyle sıkıntılar, öyle sarsıntılar yaşadılar, öyle sarsıldılar ki, öyle yoksulluklarla karşılaştılar ki, hatta yakûle rasûlü vellezîne âmenû. Peygamberleri ve onunla beraber iman edenler, ona tabi olanlar, Hz. Muhammed'e tabi olanlar, asırlar değişse de, zaman geçse de, mekanlar değişse de, hitap aynıdır. Ey Muhammed'e tabi olanlar, öyle duruma geldiler ki o Muhammed'e tabi olanlar, bugün ey Muhammed'e tabi olduğunu söyleyenler, neyle karşılaştık ki, ya da neyle karşılaşıldı ki, küçük zorluklar bizi umutsuzluğa, karamsarlığa ya da geleceğe umutla bakmamaya sebep oluyor. Neyle karşılaştık ki? Öyle ki sıkıntılar, sarsıntılar, yoksulluklar, ağır imtihanlar. Dikkat edersek
Peygamberler imtihan şekillerine, fitne şekillerine bakıyoruz. Peygamberler fitneye maruz kalmışlardır. Süleyman Aleyhisselam'ın fitneye maruz kaldığı ayet-i kerimede geçmektedir. İbrahim Aleyhisselam'ın fitneye maruz kaldığı, Allah diyor bir takım kelimelerle İbrahim'i denedik. Fitne. Musa Aleyhisselam'ın fitneye maruz kaldığı, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fitneye maruz kaldığı, peygamberlerin fitnelere maruz kaldıkları ayetlerle sabittir. Yani imtihanlara tabi tutuldurlar. Arkadan müminlerin, Müslümanların imtihanlara tabi tutulması. Fitnelere tabi tutulması. İşte bu Bakara 214 ve yine siz içinizden cihad edenler ve sabredenler ortaya çıkartılmadan cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz gibi ayet-i kerimeler müminlerin fitnelere maruz bırakıldığını, samimiyet iddiasının, ispatının istendiğini ve istenmeye de devam edeceğini. Biz ne anlayacağız? Bu bizden de istenecek diyeceğiz. Böyle anlayacağız.